Merhaba sevgili oğlaklar. 8-15 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, geçtiğimiz hafta Yay Burcu'nda güzel bir yeni ay yaşadık. Bu hafta yine bu yeni ayın etkilerini hayatımızda hissetmeye devam edeceğiz. Hafta başında 7 Aralık'ta Mars Burç değiştirdi ve Terazi Burcu'na geçiş yaptı. Uzunca bir süre Mars terazi burcunda olacak 27 Temmuz 2014'e kadar e, sizin kariyer evinizde ilerleyecek bu süre içerisinde. 1 Mart 20 Mayıs arasında da retro harekette bulunacak. E bu süre içerisinde enerjinizi, işiniz ve kariyerinizle ilgili konulara yöneltebileceğinizi söyleyebiliriz. E, daha fazla çalışabilirsiniz, daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyal statünüzle ilgili bazı gelişmeler olabilir. E, eviniz, aileniz, aile büyükleri, ebeveynler veya hayatınızdaki otorite kavramları ile ilgili konularda da e, bu süre içerisinde daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Mars zaman zaman sizin biraz daha sinirli, gergin ve stresli olmanıza ve ani çıkışlar yapmanıza neden olabilir. Özellikle e, Mars terazi burcunda rahat ettiği bir burçta değildir. Düşük olduğu bir pozisyondadır. Bu nedenle ilişkilerinizde, iş ve kariyerinizde, üstlerinizde olan ilişkilerinizde daha dikkatli ve anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Mars'ın seyri uzunca bir süre etkileyecek sizi. Ee, kısa vadeli bir gelişme değil. Temmuz sonuna kadar Mars Terazi burcunda olacak ve zaman zaman etkilerini e, yoğun bir şekilde sizde hissedebileceksiniz. E, bu haftanın e, etkilerine e, döndüğümüzde hafta içerisinde sizin için e, özellikle 13 aralık yengeç burcundaki Jüpiterli akrep burcundaki Satürn arasındaki üçgen görünümünün çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz e, bu görünüm altında e, özellikle ikili ilişkileriniz ortaklıklarınız uzun vadeli girişimleriniz için yeni başlangıçlar anlaşmalar yapmak için enerjiler çok destekleyici görünüyor Jüpiter Satürn arasındaki üçgen açı uzun vadeli istikrar gerektiren işlerde başarı ve şans verecektir e, Bu nedenle e, Ortaklı işlerinizle başlamak ve anlaşmalar yapmak için uygun bir dönemde olduğunuzu söyleyebiliriz. Bir süredir devam eden işlerinizde de güzel gelişmeler yaşayabilir, önemli boyutlar atlayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Hafta içerisinde ayın seyrine baktığımızda hafta başında... Pazar ve pazartesi günleri ay balık burcunda olacak. Ee, sizin için iletişimin biraz yoğun olduğu bir süreç. Yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşleriniz, komşularınızla daha fazla haberleşme içerisinde olabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz olabilir, misafirler gelebilir, siz gidebilirsiniz veya işinizle ilgili, ticari faaliyetlerinizle ilgili e, hareketler de biraz daha hızlanabilir hafta başında. Salı günden itibaren Ay Koç burcunda olacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri akşam saatlerine kadar Ay Koç burcunda evinizle ilgili konular, yaşadığınız yer, ofisinizle ilgili konular veya aileniz, ebeveynlerinizle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkıyor. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz veya evde uğraştığınız işler daha fazla olabilir. Aile üyelerinizle ilgili kavramlar öne çıkabilir bu süreç içerisinde. E hafta sonuna doğru cuma ve cumartesi günleri Ay Boğa burcunda ilerleyecek. Ay Boğa burcundayken sevgili Oğlaklar kendinizi daha keyifli, mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Hayatın biraz daha keyifli yönleri, eğlenceli yönleri öne çıkabilir. Çocuklarınızla e, zaman geçirebilirsiniz veya e, duygusal yakınlık duyduğunuz kişiler, e, flört, aşk kavramları öne çıkabilir, romantizm artabilir. Yaratıcılık gerektiren işler, e, sosyal çalışmalar, e, sanatsal çalışmalar hafta sonu biraz daha öne çıkabilir sizin için. Evet sevgili oğlaklar genel olarak sizi destekleyen güzel bir haftadayız. Bu haftayı özellikle ilişkilerinizle ilgili konularda değerlendirmeye çalışın. Eğer bazı konularda çekingen davranıyorsanız daha girişken ve atak davranmaya çalışabileceğiniz bir süreçtesiniz. Jüpiter'in açısı gerçekten sizi oldukça destekliyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.